Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda çok istediğiniz bir video olan araba modifiye serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı arkadaşlar. Bu videoyu size tam 400 like bekliyorum. Eğer 400 like gelirse bunun gibi arabaları modifiye edeceğim ve sizlere göstereceğim. Video başlamadan önce dediğim gibi yorumlara da bir şeyler yazmayı unutmayın. Bilo'nun görevi ve benzeri challenge'lar yazarsanız da bundan sonraki videolarda Bilo'nun görevi videolarında siz de çıkabilirsiniz. Bugünkü videoda gördüğünüz gibi bu arabayı modifiye edeceğim ve bir canavar yapacağım. Sonra bunu süreceğiz. Bu arabayı modifiye etmeden önce girdim, biraz sürdüm single player'de ve en fazla 200 bastı. 200'ün üstünü basmadı. Ve şimdi motorunu ve benzeri güçlendirdikten sonra yine single player'e gireceğiz ve kaç bastığını da göreceğiz. Aradaki farka ve benzeri şeylere. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Hemen modifiyemizi geçelim. Buraları hızlandıracağım. Nasıl modifiye ettiğimi ve benzeri şeyleri söylerken de yavaşlatacağım videoyu. Onun için hemen başlayalım şimdi. Evet, şimdi hemen girelim buraya. Yani garajdır artık herhalde. İlk önce motorunu hızlı bir şekilde maxlamak istiyorum. Çünkü motoru maxlamadan sıkıntı oluyor. Az kalsın resete basacaktı, motor sıfırlanacaktı. Şunları hepsini almamız lazım. Ne kadar çok alırsak o kadar hızlı olur. Şöyle geç abi, şunu da alma. Kalifar, artık her neyse isimleri. Şu en sonundakini al abi. Tamam, şu an 925 HP'lik güzel bir arabamız oldu. Şimdi geldik bu arabanın dış görünüşe. Dış görünüşünü hızlı bir şekilde yapacağım ve sizler buraları hızlı bir şekilde göreceksiniz. Çünkü yavaş gördüğünüzde sıkılıyorsunuz genelde. Abi tekerde çok kararsız kaldım arkadaşlar. Çünkü yarım saatte teker deniyorum ve hepsi çok çirkin duruyor. Ya da ben mi rengini kötü yapıyorum anlamadım. Yani yarım saatte teker değiştiriyorum, hepsi aynı duruyor. Biraz onun için uğraşıyorum teker için. Onun için de kusura bakmayın, biraz belki zaman geçmiş olabilirim. Aslında bu teker alsam gayet güzel olabilir. Hatta ben bu tekeri alayım çünkü çok uzatmak istemiyorum. Harbiden çok kararsız kaldım teker konusunda. Yarım saattir düşünüyorum teker ne alsam ama bu da çok küçük durdu. Bana böyle güzel, büyük ve şık duracak bir teker lazım. Harbiden bayağıdır düşündüm. Aa, bu teker. Bu teker bence gayet okey olabilir. Hatta durun şöyle bir yap abi. Şu renginde bunu da siyah yap. Oldu mu sizce? Ama bu da çirkin durdu abi. Ben buna uygun teker nasıl bulacağım anlamadım ya. Harbiden çok sıkıntı. Evet arkadaşlar, şu anda bence gayet güzel oldu. Yani şu gördüğünüz gibi 3 boyut ekledim yazılara. Yani nasıl bir tane yazı yazdım, sonra üstüne bir tane daha yazı yazdım. Ama ikisini farklı renk yaptım, 3 boyutlu oldu. Bence gayet güzel oldu bu arada. Şimdi bunun süspansiyonunu da ayarlayacağım ve single player'e gireceğiz, biraz gezeceğiz. Yani ben bu arada çok iyi modifiye yaptım söylemedim size, onun için yorumlara şey yazmayın. Ne bileyim işte abi çok kötü modifiye yaptım, böyle modifiye mi olur gibi sözler yazmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü zaten ben modifiye yapmayı çok iyi bilen bir insan değilim. Ve size de zaten modifiye yapmayı çok iyi biliyorum demedim. Siz sadece dediniz ki bana yorumlarda, abi nasıl modifiye yapıyorsun bunu bize göster demiştiniz. Ben de size gösterdim, ben böyle modifiye yapıyorum. Benim modifiyem böyle, bence gayet güzel oldu bu arada. Yani yazılar falan mükemmel oldu, şöyle göstereyim. Kibar Bilo, bence gayet güzel oldu. Beta yazmadım çünkü gerek duymadım, Kibar Bilo yeter bence. Gayet güzel oldu, şık bence. Yani siz de beğendiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve daha güzel arabalar yapabilirsiniz siz. Bunları aynı şekilde Instagram'dan da bana fotoğraflarını atabilirsiniz. Instagram'ı zaten biliyorsunuz. Çok da uzatmaya gerek yok. Şimdi hemen single player'e girelim ve bununla gezelim. Siz de o sırada like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 4000 aboneye doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu sizden 400 like bekliyorum. Eğer 400 like gelirse bunun gibi videoların devamı gelecek. Şimdi hemen single player'e girelim. Evet arkadaşlar, şu anda single player'e girmiş bulunuyoruz. Şu anda araba arkamızda ve birazdan bineceğiz ve hız testi yapacağız. Dediğim gibi çok güzel oldu, yani bence çok güzel oldu bu arada. Sizce kötü olabilir çünkü herkesin modifiyesi ve tarzları farklıdır. Onun için lütfen yorumlara ne bileyim işte araba kötü oldu, daha güzel modifiye edebilirdi ve benzer şeyler yazmayın. Ben böyle modifiye ettim, böyle seviyorum.
Gördüğünüz gibi araba böyle oldu. Ben daha çok yazılara odaklı modifiye ediyorum. Gördüğünüz gibi yazılar güzel olsun benim için yeter. Yani şu kibar blöresi güzel olsun. Gerisi çok önemli değil benim için. Araba böyle oldu. Çok abartı bir modifiye etmedim bu arada. Yani ne bileyim işte böyle çizimler falan ve benzeri şeyler yapmadım. Çünkü ya istesem yaparım ama çok uzun sürer ve bu videoya sığmaz büyük ihtimalle. Şöyle binelim arabamıza. Gördüğünüz gibi araba böyle. Bence gayet güzel oldu bu arada. Şöyle bir dışından size göstereyim son bir kez. Çünkü birazdan hızlayacağız ve gaza basacağız ve siz de bu sırada arabayı göremeyebilirsiniz. Ya abi şöyle oldu. Yani tekerler çok hoşuma gitmedi açıkçası. Onun dışında bence gayet güzel oldu. Şöyle o sıradan basayım gaza. Hem de öyle size göstereyim. Böyle bir araba. Bence güzel oldu. Bu arada içi yüklenmemiş. Neyse. Şimdi gidelim ve bunun bir hız testini yapalım. Dediğim gibi modifiye etmeden önce maksimum 200 basıyordu. Yani 200'ün üstünü görmedim ben sürerken. Şimdi bakalım kaç basacak. Yani şurada bile neredeyse 100 bastım. Abi ya vurmasak iyiydi be. Ha bir şey olmamış, tamam, taş gibi araba maşallah. Bu arada bu arabanın şeyini, modelini biliyorsanız lütfen yazmayı unutmayın. Ben şu an unuttum. Dodge'du herhalde. Bu arada direksiyon niye dönmüyor şu anda? Kafa gitti bende ha. Şuraya geç abi. Sinyalimizi de verelim. Bu arada sinyal ışıkları da baya güzel. Şöyle dörtleri yak. Hızlanalım ve burada şu an gördüğünüz gibi burada bile 150 basıyor yani. Araba sağlam hızlı oldu. Zaten bayağı motor taktığımız için bu kadar çok normal bir hız. Şöyle gidelim. 360 çizeceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Aa olmadı. Aga be neyse şuradan basalım. Şu anda 130, 140, 150, 200, evet. Şu anda gördüğünüz gibi daha yolun yarısında 200'ü geçti. 240, 250. Yani gider bu araba harbiden. Çok sağlam oldu. 360. Aa çizmedi. Ben şu an neydeyim? Ha AVD'deymişim. RVD'de oluyor pardon. Çünkü AVD'de hiç drift atmıyor. 4x4 oluyor. Ama şimdi bakın. Birazdan şöyle bir 150'yi geçelim. Evet. Hatta 200'e gelelim. 3, 2, 1. Aa yine olmadı. What? Daha önce oluyordu ama. Acaba çok... Aa buraya sıkıştı araba. Vallahi sıkıştı. Araba burada kaldı. Şöyle bin abi. Yola bas. Tamam. Daha demin drift atıyordu ama burada atmıyor herhalde. Bilmiyorum. Belki motor güçlendi diyedir. Şöyle bir dakika ya. Ne oluyor lan araba ya? Ha tamam. Drift modunu aldım. Şimdi biraz drift atalım. Hem size göstereyim. Abi arabanın önü yamuldu ya. Neyse. Şöyle bir driftimizi atalım. Dıştan. Yani bu araba da güzel drift atıyor açıkçası. Ama çok da güzel değil yani. Böyle abartı bir güzellikte değil yani. İdare eder yani. Çok ne kötü ne iyi. Orta düzeyde bir drift performansı var. Daha güzel drift atan arabalar çok fazla var. Onun için bu arabayı o kadar da övemeyeceğim. Arabanın dış görünüşü güzel bence. Yani tabii bir Camaro kadar güzel olmasa da. Abi bak. Engine damage it, niye yiyorsun? Dur hele 2 dakika drift attık ya. Yani bir Camaro kadar olmasa da yine güzel bir görünüşü var arabanın bence. Tam bir Amerikan tarzı bir araba. Onun için ben sevdim arabayı. Daha önce çok sürmemiştim bu arabayı harbi. Yani aklıma geldi niye bu arabayı sürmüyorum, niye modifiye etmiyorum diye. Yani umarım beğenmişsinizdir videoyu. Siz çok istemiştiniz yorumlarda işte modifiye ne zaman gelecek, modifiye videosu veya modifiye serisine başla ve benzeri gibi yorumlar çok gelmişti. Artık modifiye serisine başlayacağım. Bundan sonraki arabamız ne olsun lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın. En çok like alan yorumun hangi arabasıysa onu diğer bölümde modifiye edeceğim ve size göstereceğim. Onun için lütfen yorumlara abanmayı unutmayın. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun çünkü daha da yapabileceğim bir şey yok. Arabayı modifiye ettik, gazladık, drift attık, artık daha fazla bir şey yapamayacağım. Onun için bugünlük videomuzdan bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir kalın. Bu arada şunu son bir kez denize atayım. Hem o sırada daha güzel olur. Tamam. Dur. Abi araba kafayı yedi. Bir dakika ön niye sarı oldu? Ha pardon. Bir dakika ya bu niye böyle oldu? Şu anda garip bir şeyler oluyor arabaya. Direksiyonda oynayalım. Direksiyonda okey. Çok tuhaf. Araba birden kafayı yedi. Yani şu anda ne yaptığını bilmiyor araba. Geç abi. Tamam. Tamam. Şuradan gel abi. Heh tamam. Geldik buraya. Dünkü videomuzda bildiğiniz gibi M8'i atmıştık. Bugün de bu arabaya atmak istiyorum. Şöyle bir gel abi. Şöyle yarısına geldiğimde arabadan ineceğim. Lock. İn. Tamam. Buradan sonrasını iterim artık. İn. Git abi hadi. Ama seni mi bekleyeceğiz ya? Aa kaldı araba burada. Bir saniye. Hadi ama. Şu anda araba kaldı burada.
Ne yapacağım ben? Tamam. Ay inemedim. Aga be. Neyse. Bugünkü videomuzda bu kadar. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız da 4000 abone olduğunda hızlı bir şekilde ileride destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Size çok seviyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay efendim.